Hayal ürünü hiyerarşik yapılanma 1. bölüm. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza karşı husumetli olan müştekiler camiamızı suç örgütü gibi gösterebilme gayreti içerisine girmişlerdir. Bu nedenle bir takım hayali hiyerarşik yapılar öne sürmüşler ve sınıflandırmalar yapmışlardır. Burada asıl dikkat çekici olan nokta ise hemen hemen her müştekinin farklı bir hiyerarşik yapıdan söz etmesi ve her müştekinin hayali kadrolara farklı isimler yazmasıdır. Bazı müştekilerin sözde imam olarak söylediği bazı isimler kimi müştekiler tarafından hiç dile dahi getirilmemiştir. Aynı çelişkili durum müştekilerin yönetici kadrosu senaryoları için de geçerlidir. Hatta bazı müştekilerin hiyerarşi içerisinde var olduğunu belirttiği güya bazı sözde imamlık birimleri kimi müştekiler tarafından telaffuz dahi edilmemiştir. Halbuki eğer gerçekten bu hayali imamlık alanları var olsaydı bunları tüm müştekilerin bilmeleri gerekirdi. Çünkü arkadaş camiamız sayıca küçük ve 10 yıllardır birbirini yakından tanıyan bir camiadır. Ancak gerçekte ortada böyle bir yapılanma ve müştekilerin iddia ettiği tarzda imamlık alanları kesinlikle yoktur. Müştekilerin bu tür hayali birimler uydurmalarının gerçek sebebi, husumet duydukları ve intikam almak istedikleri kişileri kendilerince hayali bir hiyerarşik yapının içindeymiş gibi göstermeye çalışarak bu kişilerin isimlerini vermektir. Nitekim müştekiler polis operasyonunun aylar öncesinde arkadaşlarımıza sosyal medya üzerinden seni listeme aldım, kafayı taktım sana, seninle özel ilgileneceğim şeklinde tehditlerde bulunmuşlar ve sonrasında gerçekten de bu kişilerin isimlerini uydurdukları bu hayali yapılanmanın içine eklemişlerdir. İntikam almak için attıkları bu iftiralar neticesinde ortaya öyle tutarsız ve mantıksız bir şema çıkmıştır ki müştekiler önlerine gelene imam, yönetici vesaire dedikleri için şüpheliler içinde imamlıkla suçlananların sayısı diğerlerini geçmiştir. Bu iftiralara göre yönetilen kişiler neredeyse hiç gözükmemekte, herkes yönetici konumuna sokulmaya çalışılmaktadır. 5 değil, 10 değil, 20 değil. Şüpheli 235 kişinin çoğunun yönetici olduğunun iddia edildiği sözde bir örgütte bu sayıya oranlandığında en az 10 binlerce de yönetilen sözde örgüt mensubu olması gerekir ki bu hayali örgüt üyelerinin hiçbiri ortada yoktur. Çünkü böyle bir örgüt yok.